Öncelikle toplumsal travmaların tanımını yapıyor olmak iyi olabilir. Toplumsal travmalar insanları ve toplumları derinden etkileyen ve sarsan, aynı zamanda hem psikolojik hem de fizyolojik bütünlüğü tehdit eden olaylardır. Toplumsal travmalara baktığımızda aslında en temel özelliği yaşamımıza, sevdiklerimize, en çok sevdiklerimize, işte aile, arkadaş, inanış biçimlerimize, hayata bakış açılarımıza ve fiziksel bütünlüğümüze bir tehdit içeriyor olmasıdır. Tabii ki tehdit olduğunda ilk yaşadığımız temel duygulardan bir tanesi korkudur. O yüzden toplumsal travmalar insanlarda çok yoğun korku, çaresizlik ve dehşet duyguları yaratır. Dolayısıyla bu korku, çaresizlik ve dehşet duygusu da insanların hayata devam etmesini olumsuz anlamda etkiliyor olur. Aslında baktığımızda gün içerisinde çok fazla stresle karşı karşıya geliriz. Ve strese baktığımızda hayatta birçok stresle baş edebiliriz. Baş etme mekanizmalarımız vardır. Ancak strese baktığımızda stres çok beklendiktir, çok olasılığı yüksektir. Ancak travmaya baktığımızda stresten farkı, travma stresin en uç noktada yaşandığı olaydır ve beklenmediktir. Aniden olur ve hazırlıksız yakalanırız ve baş etme mekanizmalarımızın üstünde olan olaylardır. Bu yüzden toplumsal travmalardan sonrasında çok fazla zorlanıyor oluruz. Aynı zamanda baktığımızda hayatla ilgili çok temel inançlarımız vardır. İşte kendimizi güvende hissederiz. İşte hayatın devam ettiği noktada bazı davranışlarımızla yaşamımızı kontrol ettiğimizi düşünürüz. Bu da bize iyi gelir. Hatta buna adil dünya inancı da denir. Kendimizi güvende hissediyor olmak, işte iyi insanların başına iyi şeyler gelir, kötü insanların başına kötü şeyler gelir gibi bazı inançlarımız vardır. Travma tam da bu inançları alt üst eden bir olaydır ve davranışlarımızla yaşamımızı kontrol etmekte zorlandığımızı görürüz. Bu yüzden travmalar sonrasında çok net bir sürü psikolojik ve fiziksel problemler yaşarız, duygusal problemler yaşarız. İşte panik, kaygı ve korku gibi ya da bazı zihinsel problemler yaşarız. İşte konsantrasyonumuz bozulur, kendimizi yaptığımız işe veremeyiz ya da sosyal problemler yaşarız, ilişkilerle ilgili problemler yaşarız, davranışsal problemler yaşarız. Hepsine baktığımızda aslında çok yoğun etkileyen olaylardır ama şunu da söylemekte fayda var. İki tane önemli nokta. Herkes aynı şekilde etkilenmez. Etkilenme çeşitleri çok farklı olabilir. Kimisi daha az, kimisi daha fazla. Ve olay sonrasında bir süre, biz buna bir ay bir süre diyebiliriz. İnsanların az önceki anlattığım belirtileri göstermesi de normaldir.